Önümüzdeki günlerde hem dolar hem de altın cephesinde çok sert, çok ciddi yukarı yönlü hareketler göreceğiz arkadaşlar. Bunun temel nedenleri altın açısından baktığımız zaman 3 Kasım seçimleri Amerika'da gerçekleşecek olan ve açıklanacak olan teşvik paketleri. Türkiye için bakacak olursak da tabii ki cari açık meselesi. Bugün dış ticaret dengesiyle ilgili rakamlar geldi, korkunç. Turizm gelirleriyle ilgili rakamlar geldi. Pert. Bakın pert diyorum, korkunç falan değil. Tamamen turizm gelirleri bitmiş durumda. 9 ayın toplam turizm geliri 8.1 milyar dolara zar zor ulaşmış. Geçen sene aynı dönemde 26 milyar doların üzerinde bir turizm geliri vardı. Türkiye'de doların yükselmesi, daha doğrusu devalüasyonist bir etkiyle yükselmesi bundan sonraki süreçte kaçınılmaz. Altının onsunun yükselmesi de kaçınılmaz. 3 Kasım seçim sonra çok net hareketler göreceğiz. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde da biliyorsunuz Aralık ayı itibariyle teşvikleri işaret etti ama hem Almanya hem Fransa gerek sınırlarını gerek ekonomilerini kapatma kararı aldılar. Büyük ihtimalle bu teşvikler de öne çekilecek. Hem euro hem dolar piyasaya çok sert bir şekilde girecek. Piyasaya giren bu iki para birimi de altının onsunun çok ciddi manada yükselmesini beraberinde getirecek. Bu videoda elimden geldiğince bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Bugün açıklanan dış ticaret dengesini de konuşacağız. Turizm gelirlerini de konuşacağız. Neden Türkiye'nin aşırı derecede dolara ihtiyacı var? Ve bu doları vatandaş dışında herhangi bir yerden bulabilir mi, bulamaz mı? Bunu sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Aynı zamanda rakamları da elbette konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce dış ticaret dengesiyle başlayalım. Sonra Amerika'ya gideriz ve altın onsun neden yükseleceğini sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Dış ticaret dengesindeki rakamlar çok tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda arkadaşlar. Eylül ayının dış ticaret açığını söylüyorum öncelikle. 4 milyar 830 milyon dolar. Bakın 4 milyar 830 milyon dolarlık bir dış ticaret açığı var sadece Eylül ayında. Öbür taraftan Ocak-Eylül dönemine baktığımızda 37 milyar 862 milyon dolara ulaşmış dış ticaret açığı. Bu arada cari açık değil bu arkadaşlar. Cari açık şöyle belirleniyor. Daha önce de söylemiştim videolarımda. Bir kez daha hatırlatma olsun diye söylüyorum. Hem turizm gelirleri, yabancı turizm gelirleri yani dolar bazında Türkiye'ye giren para hem de yurt dışındaki işçilerin Türkiye'ye gönderdiği dövizler toplanıyor ve diğer gelirler, yan gelirler, hizmet gelirleri toplanıyor ihracat haricindeki. Bunların toplamı da dış ticaret açığından çıkartılıyor ve cari açık bulunuyor. Bulunmuş bir rakam var mı? Evet var arkadaşlar. Ocak-Eylül turizm gelirlerine bakıyorsunuz 8.1 milyar dolar. Yani 9 ayda 8.1 milyar dolarlık bir gelir elde etmişiz. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında elde edilmesi gereken gelir, turizm geliri elde edilememiş. Aynı dönem geçen yıl 26 milyar doların üzerinde bir gelir elde edilmişken turizmde bu kez bakıyoruz sadece 8 milyarda kalıyor. Hadi bunun üzerine 500 milyon dolar daha ekleyin. Daha fazlasını ekleme imkanınız yok bile zaten. 500 milyon dolarlık bir gelirin olduğunu da sanmıyorum ama iyi niyetli bakalım biz. 8.6 milyar dolara denk gelir. Çarpın, bölün, çıkartın. Şu an itibariyle Ocak-Eylül döneminde tahminim cari açık 29 milyarla 30 milyar dolar arasına yerleşmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Önümüzde Ekim ayı var, Kasım ayı var, Aralık ayı var. Bu aylarda zaten tüm dünyadaki ekonomiler hatta sınırlar kapatılacak arkadaşlar. Ve sınırlar kapatılacağı için ülkeler arası gezinme iptal olacağı için turizm gelirleri sıfıra vuracak. Dolayısıyla arkadaşlar Ekim, Kasım, Aralık'ta hiçbir turizm geliri gelmeyeceği için biz dış ticaret açıklarını direkt cari açığın üzerine eklemek zorunda kalacağız. Bu da bizi 10-12 milyar dolara götürüyor en iyi ihtimalle. Tabii ki 39 ile 40 milyar dolarlık bir cari açığa denk geliyor yıl sonu itibarıyla. İyi senaryoda arkadaşlar. Kötü senaryoya baktığımızda ortalama 5 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı gelirse bu 15 milyar dolar demek ve 29 milyarın üzerine eklediğimizde 44 milyar dolarlık bir cari açık karşımıza çıkacak demek arkadaşlar. Döndürülebilir bir para mıdır?
çıkarılır döndürülebilir bir para değil. Dolayısıyla da bu cari açık dolar üzerindeki baskıyı çok daha fazla arttıracak. Dolar ister istemez yurt dışından temin edilmeye çalışılacak. Nereden temin edilebilir? Swap anlaşmaları yapabilirsiniz. Londra piyasasında çeşitli bankacılık işlemleriyle ihtiyacınız olan doları bulmaya çalışırsınız. Bulabilir misiniz? Ne kadar faiz verirseniz verin, bu cari açık ortamını gören, bu kısa vadeli dış borç ortamını gören hiç kimse sizinle swap anlaşması yapmaz. İkincisi, S-400 gibi bir meselemiz var. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi geçtiğimiz günlerde açıkladı. Evet, biz S-400'ü denedik dedi. Bunun sonrasında Amerika'da seçim arefesi olduğu için çok fazla konuşulmadı ama pek çok senatör bir an önce Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi. Nedir bu arkadaşlar? KATSA yaptırımları. KATSA yaptırımlarının en önemli sopası elbette ki finansal sopa. Ve bu finansal sopa uygulandığı an itibariyle Türkiye'nin dolar bulmayı ihtimali daha da azalacak. Bakın, dolar ihtiyacımız demek ki yurt dışından karşılama ihtimalimiz ortadan tamamen kalkmış durumda. Katar'la ya da Çin'le yapacağımız swap anlaşmaları işimizi görür mü? Ne yazık ki görmez, çünkü Katar'dan riyal, Çin'den yuan alacağız. Bu paraları da gidip uluslararası piyasalarda change etmek zorunda kalacağız, değiştirmek zorunda kalacağız. Bunu da yapmak çok mümkün değil. Dolayısıyla yurt dışını unutmamız gerekiyor. Bu cari açığı nasıl kapatacağız? Onun dışında kısa vadeli borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Onun dışında çok değerli, çok önemli ihtiyaçlarımızı, gıda ihtiyacı gibi, ilaç ihtiyacı gibi yurt dışından aldığımız ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Bunun için doları nereden bulacağız? Alın işte, dünkü videomda da söyledim, bir kez daha tekrarlayayım. Amerika Büyükelçisi açıklama yaptı. Türkiye eğer ki Amerikalı ilaç firmalarına ödeme yapmazsa, 3 milyar dolarlık ödemeyi yapmazsa bundan sonraki süreçte ilaç yok dedi. Önümüzdeki dönem hastalık, 50 milyon kişiye ulaşmış bir korona salgını var. Türkiye'de de her tarafa yayılıyor ve bizim bu ortamda ilaçsız kaldığımızı düşünün arkadaşlar. Bu paranın temin edilebileceği tek adres Türkiye'deki yurt içi yatırımcılar. Yani sen, ben, o küçük yatırımcılardan bahsediyorum. 200 milyar doların üzerindeki mevduattan bahsediyorum. Bir o kadar evdeki mevduatı düşünün arkadaşlar. Dolar ve altın mevduatından ya da döviz ve altın mevduatından bahsediyorum. Öyle ya da böyle bozdurulması gerekiyor. El koyabilir mi devlet? Koyamaz arkadaşlar. Bunu yaptığı an itibariyle cebinde parası olsa bile uluslararası piyasada tukaka olur. Hiç kimse Türkiye ile artık iş yapmaz. Sonuç itibariyle Türkiye'deki bankaların %70'den fazlasının yabancı kaynaklı, yabancı yerleşik bankalar olduğunu da unutmayın. Böyle bir güvensizlik ortamı yaratıldığı an itibariyle Türkiye'nin gireceği ekonomik kriz öyle büyük olur ki kimse bizi o işin içerisinden çıkartamaz. Gönüllü olarak vatandaşın elindeki dövizi talep etmek zorunda. Peki şu anda kademeli olarak yükselen doları vatandaş bozdurur mu? Kesinlikle bozdurmaz arkadaşlar. Bakın, kademeli olarak 16 liraya gitse de bozdurmaz. Onun için agresif hareketlere ihtiyaç var, bir. İkincisi, zaten kademeli olarak siz 8 ayda 9 ayda doları yükseltip istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Ama o kadar vaktiniz yok. Çünkü ödemeler geldi, kapıya dayandı. Bu nedenle arkadaşlar mutlaka ama mutlaka Türkiye'de devalüasyonist bir etki göreceğiz yakın zaman itibarıyla. Evet, o devalüasyonist etkiyi gördüğümüz an itibarıyla faizler çok ama çok agresif bir şekilde yükseltilecek. Çünkü enflasyon da %20-25 aralığına yükselecek. Faizler de büyük ihtimalle %25-30 aralığına çekilecek. Öyle bir pozisyonda vatandaş büyük ihtimalle dövizden çıkacak. Bir kısmı altına gidecek, bir kısmı faize gidecek, bir kısmı konta gidecek. Ama öyle ya da böyle Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin büyük bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Doların devalüasyonist etkiyle neden yükseleceğini ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaştım. İsterseniz gelin şimdi de altının neden çok agresif bir şekilde, altın onsundan bahsediyorum, yükseleceğini konuşalım. Altın onsu neden agresif bir şekilde yükselecek? Çünkü herkes kulağının arkasına yatmış durumda. Özellikle uluslararası piyasalardaki büyük yatırımcılar ve 3 Kasım seçimlerini bekliyorlar. Şimdi birileri diyor ki Biden seçilirse altın yükselir, Trump seçilirse yükselmez. Emin olun, uluslararası
uluslararası piyasalardaki yatırımcılar her koşulda altının yükseleceğini biliyorlar. Trump'ı ve Biden'ı kullanarak ya da söylentileri kullanarak şu anda altını bir miktar geriye çekip ucuzdan topluyorlar ve pozisyonlarını alıyorlar. Biliyorlar ki 3 Kasım seçimlerinden sonra bir dalgalanma yaşansa da altın onsunda ufak çaplı, çok hafif bir geri çekilme olsa da ardından hem koronaya bağlı olarak, bakın büyük pandemiye bağlı olarak, hem de açıklanacak teşviklere bağlı olarak altının onsunda çok kontrolsüz hareketler olacak. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da açıklamaları var konuyla ilgili. Avrupa işin içinden çıkamayacağını anladı koronayla ilgili olarak ve bir an önce sınırlarını, ekonomisini kapatarak bu işin önüne almaya çalışıyor. Yeni teşvik paketleri ister istemez kapıda arkadaşlar Avrupa Birliği'nde. Şimdi trilyonlarca doların, trilyonlarca euronun piyasaya girdiğini düşünün. Hem Avrupa, hem Amerika, hem tüm dünyada bu korona vakalarının kontrolsüzce arttığını düşünün ki artıyor. İkinci dalganın geldiğini düşünün ki geldi. Artık geliyor değil, geldi. Ve aşı tedavi çalışmaları da şu an itibarıyla işe yaramıyor. Pek çok insan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Riskler de artıyor. Yanına Biden ya da Trump'ın yaratacağı siyasi ve ekonomik riskleri de koyun. Bütün bunlar üst üste bindiği an itibarıyla altının onsundaki tırmanış devam edecek arkadaşlar. Yurt içinde, hele ki Biden gelirse, katsın devreye sokulduğunu düşünün ve doların fırladığını düşünün. Aynı zamanda altın onsunun da 3 Kasım sonrasındaki haftada sert hareketlerle yukarıya doğru gittiğini düşünün. Gram altında bir anda 1000 liraları konuşmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ki hiç de öyle ütopik rakamlar falan değil. Biliyorsunuz altın 280 lirayken çıkıp sizlere 500 lira olacak dediğimde benzer senaryoları konuşmuştuk. Hatta o zaman koşullar çok daha iyiydi. Bu hastalık bu zamanlarda sadece Çin'deydi. Avrupa'da, Amerika'da ufak ufak görülmeye başlanmıştı. O dönemde bile çok net hareketler görmüştük. Şimdi artık çok daha kötü senaryolarla karşı karşıyayız ve bu kötü senaryolar devreye girmiş durumda. Altının onsunun yükselmeme gibi bir ihtimali yok. Çok net bir şekilde söylüyorum. Artık acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak durumunda değiliz. Çünkü oldu. Ekim ayındayız, Kasım, Aralık çok tehlikeli aylar. Ocak, Şubat bu tehlikenin devam ettiği aylar. Dünya ekonomilerinin kalkınmasının çok zor olduğu aylar. Petrol fiyatları hızlı bir şekilde düşüyor. Bakın 40 doların üzerinde direnmeye çalışan Brent petrol 37 dolar seviyelerine düştü. Ham petrol 36 dolar seviyesinde. Bu çok net bir şekilde üretimsizliği işaret ediyor arkadaşlar. Amerika'daki ham petrol stoklarına bakıyorsunuz, her geçen gün daha hızlı bir şekilde dolmaya devam ediyor. Demek ki ciddi bir üretimsizlik var. Petrol düşüyorsa, ekonomiler kapandıysa, risk bu kadar arttıysa, işsizlik kaygısı da vatandaşlar üzerinde, tüm dünya vatandaşlarından bahsediyorum, büyük bir baskı yaratıyorsa eğer arkadaşlar, bu koşullarda herkes altına yönelmeye devam edecek. Sadece altına mı? Tabii ki değil. Gümüşe yönelmeye devam edecek. Dolara yönelmeye devam edecek. Dolar endeksini yüzün üzerinde göreceğiz. Bakın ısrarla söylüyordum. Dolar güvenli limanların diğeri diyordum. Dolardaki sert yükselişleri hep birlikte takip ettik endeks bazında. Bir anda kendisini 94'ün üzerine attı. Ve önümüzdeki günlerde yine 100 seviyesinin üzerine çıkarsa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Bu para gelişmekte olan ülkelere gelmeyecek mi? Gelmeyecek. O ülkelerin vatandaşları arasında pay edilecek. O ülkelerin şirketlerini kurtarmak için pay edilecek. Varlık alımları yapacak merkez bankaları. Hükümetler mali teşvikler açıklayacak. Ama bütün hepsi Amerika'nın içinde kalmaya, Avrupa'nın içinde kalmaya devam edecek. Parası olmayan bizim gibi ülkelerde dolara, euroya sıkışacaklar. Ve dolayısıyla devalüasyonda çareyi bulacaklar. Başka bir çıkış noktası yok. Şimdi gelelim hızlı hızlı rakamlara. Borsa 111.000 seviyesinde %1'lik bir düşüş var. Düşüş ne yazık ki devam edecek. Sizi 123.000 seviyesinde de uyardım, 120'de de uyardım. Aman ha, borsadan uzak durun. Tüm dünyada hisseler çakılacak dedim. Bizi dinleyenler olmuştur, dinlemeyenler olmuştur. Sonuç itibariyle dediğimiz oldu mu? Oldu. 11.000, 12.000 puanlık bir düşüş var ve bu seviye bile tepe nokta. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde, özellikle önümüzdeki hafta 100 bini zorlamaya başlayan bir borsa endeksi göreceğiz. Ha, Amerikan borsası düşmeyecek mi? Düşecek. Avrupa borsaları düşmeyecek mi? Düşecek. Kim ne derse desin.
Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin borsaları, hele ki Türkiye'nin borsası çok daha dramatik kayıplarla karşımıza çıkacak. Dolar 8.34 seviyesinde arkadaşlar. Bugün 8.35'te gördü tepede. 8.40'a vuracak büyük ihtimalle. Hafif bir geri çekilme olabilir mi? Belki bir ihtimal ama çok küçük bir ihtimal olabilir arkadaşlar. Dolar bana göre bundan sonraki süreçte emin adımlarla yükselişini devam ettirecek. 3 Kasım sonrasında S-400 meselesiyle bir rahip krizi yaratıldığında fark etmez, devalüasyonist hareketi göreceğiz. Çünkü başka bir çıkış noktası kalmadı artık doların. Euro'da da keza aynı hareketleri göreceğiz. Yani 15-16'ya giden bir dolar kuru 17-18 lira aralığında bir euroyu işaret ediyor. Parite bu seviyelerde kalırsa. Parite ne olur? Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Paritede de önümüzdeki günlerde bir yıkım senaryosuyla karşı karşıya kalacağız ve 1.08'e giden bir euro dolar paritesi göreceğiz. Altın onsu 1875 seviyesinde, 1860'ları da gördü. Emin olun arkadaşlar, bu seviyeler altın için dip. Gümüş için de aynı söylüyorum bakın. 23 dolar seviyesinde gümüşün onsu, orası da dip. Sterlin için 10.80'i görüyoruz, 20'lerin üzerine çıkacak. Göreceksiniz arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz, takip edeceğiz ve göreceğiz. Artık hiçbir şey kurların önünde bir engel vazifesi görmüyor. Zaten ne kamu bankaları ne de Merkez Bankası artık dövize dur diyemiyor, demek de istemiyor. Ekonomi yönetimi de bunun çok net farkında. Bu devalüasyonu yapmazlarsa çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olacaklarını biliyorlar. Artık işin içinden çıkamadıklarını da görüyorlar arkadaşlar. Son olarak Brent petrol 37 dolar seviyelerinde, önümüzdeki dönemde tekrar 20 dolar seviyelerini göreceğiz. Hatta 20 doların altında göreceğiz. Brent petrol için konuşuyorum. Ham petrolde ise, yani Texas petrolünde ise arkadaşlar, 15 dolarlı seviyeleri görürsek hiç ama hiç şaşırmayın. Çünkü dünya artık üretimin dibine doğru hızlı adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Son not. Emin olun 2021 2020'ye göre çok daha sert, çok daha agresif, çok daha sıkıntılı bir yıl olacak. Şimdiden kendinizi hazırlamanızı önemli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.